haber yavrum. Yusuf kardeş, burası 5 yıldızlı otel. Şu seninkilerin yaptığını sana hiç yakıştıramadım. Ya bana, 15 gündür kapına geliyorum. Şu ihaleşini bir görüşsek diyorum. Tenezzül edip karşıma çıkmıyorsun. Böyle havalara girmek sana yakışıyor mu? Ne diyeceğini biliyorum. İhaleden çekil diyeceksin. İyi mi diyeceğim bana? Sende otel var, han var, hamam var. Maşallah. Devre mülk villaları leblebi gibi satıyorsun. Bizim neyimiz var? Alt tarafı 40 yılın başı bir ihale alacağız da yolumuzu bulacağız. Biz ne diyoruz? Ağam şu ihaleden çekil, yolumuz açılsın diyoruz. Lakin mümkün yoktur kardeş. Bu ihale bizim için prestij meselesidir. Prestij? Lazımsa birkaç kilo alırız kardeş. Dertlenme. Prestijim olmadı mı? Kendimi gidip köprüden atayım. Olsun bitsin. Kendimi intihar edeyim olsun bitsin. Yazık değil mi bana? Asıl bize yazıktır ha. Sen nasılsa yükünü tutmuşsun. Küpünü kürekle dolduruyorsun. Allah daha çok versin, gözümüz yok. Lakin hep sana olmaz. Azıcık bizim fukara yüzümüz de gülmeli. Sev beni, seveyim seni. Yusuf kardeş, bilmez değilim. Senin problemlerin çoktur. Damadınız evden kaçtı. O iti aramaktasın. O işi karıştırma şimdi. O hergeli yere geçirirsem zaten işini bitireceğim. Vatandaşın bacısını murdar etmek neymiş göstereceğim ona. Kardeş, sen o işi bana bırak. Hemen buldurayım şerefsizi. İti oğlu ite bak. Hem de bacımıza çaktırmadan nikah bozmuş. Aa, biz onu buluruz. Çekil, yolumuz açılsın. Çok inatçısın Yusuf kardeş. Sende katır inadı var. Hayırdır? Bir yapıştım bırakmam. Sonuna kadar tutarım. Gene bekleriz Yusuf'a. Bunu saymayız. Uyar. Bilirsin seni severiz. Başımızın üstünde yerin var. Sağ ol. Uğur Bucuğum eyvallah. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Ah Kemal ah! Benim gibi kadına bu yapılır mı? Ben sana güvendiğim için attım o imzayı. Sen ne yaptın? Doldurdun dilekçeyi. Neymiş? Kocamla geçinemiyormuşum. Aramızda şiddetli geçimsizlik varmış. Kendi rızamla boşanmayı kabul ediyormuşum. Ayıp be! Bu bana yapılır mı? Hepsi bu kadar mı? Van Gölü Market'in Rıza'ya neler anlatmış ablacığım. Bir bilsen kafayı üşütürsün. Van Gölü Market'te kim ayol? Şu arka sokaktaki bakkal. Bizimki de söylemiş bakkala. Seninki demiş ki, bu kadın erkek delisi. Benden evvel 3 kocayı yedi bitirdi, sıra bana geldi ya. Ben kendim ona yedirmem. Kıçına vuracağım tekmeyi demiş. Peki erkek delisi kimmiş? Ablacığım, ukala herif senin için söylüyor. Sen 3 koca aldın, sonra bunu 4. koca aldın ya. Doğru mu Kemal? Söyledin mi bunu? Hiç yakıştıramadım sana. Söylemezsin be, seversin beni. Sen bu ciğersiz vicdan serifi kayırmaya devam et.
Herife toz kondurma. O sana edeceğini ediyor ama. Aman kız, gene beni doğduğu işe getirme. Zavallım benden değil, Yusuf abimin zar sırtından kaçıyor. Sen öyle bil. Abla, yapayım bir kahve ha? İçer mi? Yap bir kahve. Şöyle güzel bir de fal bakarsın. Abla, yapacağım da kahveyi yani biliyorsun. Falın hediyesi vardır. Zaten parasız yapılan fal çıkmıyor. Tamam kız, peşin ödeme yapıyoruz. Bereket versin. Bir kadın görüyorum. Kadın ne yapıyor? Söylesene ayol, ne yapıyor? Çatlatma beni. Abla, senin bu koca var ya, bu herif ya cedid bir karı alıyor, ya kendi karı oluyor. Kadın mı oluyor? Yok deve. Niye kadın olsun? O basbayağı erkek. İşte orada. Ver şunu. İyi bak. Ulan bu kadın be, kadın. Ne kadını ağam? O basbayağı enişten Kemal. Nasıl yaptınız? Ay ben bunun tarifini sizden rica edeyim. Çok kolay hayatım, bak anlatayım. 4 yumurtayı alıp çırpı çırpacaksın. 2 ölçek un, 1 ölçek şeker, 1 ölçek yoğurt, 1 ölçek yağ. 1 kabartma tozu, vanilya da koyuyorum şekerim. Ah, misler gibi kokuyor. Ulan bu kadın be, kadın. Ne kadın ağam? O basbayağı enişten Kemal. Yürüyün, yakalayın şunu. Gerçekten çok güzel olmuş. Misler gibi kokuyor. Geçenlerde ben de yaptım. Dar. Bırak şunu bana. Bırak kolumu lan. Hoş geldiniz. Evlenmek üzere bize dilekçeyle başvurmuş bulunuyorsunuz. Siz Bay Zekiye Sağlam. Ay, çok teşekkür ederim. Evet Zekiye Sağlam. Siz Bay Kemal Sağlam'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Bay Kemal Sağlam, Bayan Zekiye Sağlam'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Buyurun imzalayın. Lütfen kalkınız. Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Medeni Kanun ilgili maddesi uyarınca sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Tebrikler efendim. Mutluluklar, tebrikler, tebrikler. Sağ olun efendim. Tebrikler. Öpeyim baba. Hoş gelmişsin Cabbara. Biz seni böyle bilmezdik. Kıymetli bir arkadaşımmışsın. Buyurun, geçin. Hayırlı uğurlu olsun Yusuf'a. Sağ ol, buyurun. Geçin koçum, buyurun. Evet kocacığım. Neredesin? Kocacığım. Orada mısın?
Cevap versene be adam. Banyo kapısı kilitlemek yeni moda mı yani? Ne var? Hiç. Ne olsun? İyilik, sağlık. Yani şey diyorum, beni hiç özlemedin mi? Bunu söylemek için mi çağırdın beni? Bak Zekiye, içeride işim var. Ben de geleyim hayatım, ister misin? Olmaz, içeride işim var dedim. Öyleyse işim bitince sen gel, tamam mı kocacığım? Geliyorsun değil mi? Gelmiyorum. Nedenmiş o? Daha dün evlendiğimizi unuttun galiba. Hadi dün gece idare ettik. Yuvana döndün, heyecanlısın, tutukluk falan yapabilir. Ama şimdi ne demek gelmiyorum? Gelmiyorum abicim, çünkü grevdeyim. Başlarım senin bu grevine, ayıp be! Lafı uzatma, grevdeyim o kadar. Peki, lütfen söyler misin, bu grev uzun bir grev mi? Bu grev uzun, hem de çok uzun. Aman iyi anladık. Çok meraklıysan senin şeyine, grevine. Burnu büyük herif. Kendini beğenmiş, ne olacak? Sanki biz ona yalvarıyoruz. Kimsin be sen? Kendini ne sanıyorsun? Gene başladı bunlar. Şımarık Beyzade. Sanki bulunmaz Hint kumaşı. Ah sen benim elime düşeceksin ki göreceğin gününü. Ne diyor seninki? Hanımcığım belki kızacaksın ama bu damat hiç tekin değil. Neden dersen gözleri fıldır fıldır. Fetbaz, Allah'ıma fetbaz. Gene grevdeymiş beyimiz. Boynu devriz. Böyle koca olmaz olsun. Kız abla aklıma ne geliyor biliyor musun? Bu başka bir karıyla şey yapmasın. Yapar mı yapar. Bunca vakit boşta mı gezecek? Dünkü nikahta o körpe karıyı yalayıp yutacak gibi bakıyordu ya. Neyse. Kız ahu amma gıcıksın. İçime kurt düşürdün şimdi. Abla sen kendin garantiye alacaksın. Mintanı koklayacaksın. Oruç lekesi var mı? Karı kız saçı var mı bakacaksın. Hadi be biz aptal mıyız? Bende erkeği boş bırakacak göz var mı? Benden söylemesi. Gerisi sana kalmış. Düğme. Kürdan. Devamlı diş karıştırıyor demek. Diş macunu. Adam aklını dişlerine takmış. Kağıt mendil. Sinüzitü var. Burnu akar. Cüzdanı nerede bunun? Hah. Cüzdan vukuatsız. Bu resim de... Ah, bir kadın. Kim bu be? Rumu sev beni. Sevmiyorum ulan seni. Aptal herif. Ben boynu uzanacak kadın mıyım? Ne diyorsun Zekiye? Sabah sabah bağırıp durma. Olur hayatım. Ulan ben de dünyanın kaç bucak olduğunu sana göstermezsem. Kız ahu. Baksana şuna. Ne oldu abla? Bunu bir yerden gözüm ısırıyor ama. Benim de gözüm ısırıyor. Bu kadarla da bitmiyor. Ben de bu kadını bulmazsam, kocam olacak odamızı hizaya getirmezsem bana da Zekiye demesinler. Zuhal Hanım, tanıştığımıza çok memnun oldum. Rahmetli abiniz Naci Bey çok iyi bir polisti. Hiç unutmam, ufacıktım. Rahmetli Naci abiniz bana dedi ki... Seyfi Bey, zaten sinirlerim tepemde, sadede gelelim. Geliyoruz efendim, acele buyurmayınız. Sadede geliyoruz. Otur anam be, kazık gibi tepemde durma. Bak Seyfi Bey,
Bir kere benim adım Zuhal Muhal değil, Zekiye. İcabında Deli Zekiye derler. Abim de rahmetli değil, turp gibidir. Polis emeklisi değil, mafyadır. Adı da Naci değil, Yusuf. Şu fotoğrafı görüyor musun? Bak Zekiye, iyi bak. Bu fotoğraftaki kadın benim can düşmanım oluyor. Ben kocamla mister gibi mutlu mutlu yaşarken bu kör olası karı ansızın çıkıyor, kocamı elimden alıyor. Bak şu fotoğrafın arkasında neler yazıyor. Rumu sev beni. Ne demek yani? Edepsizlik hanımefendiciğim, edepsizlik. Bu eşol eşek karı kimdir, neyin nesi, kimin fesi bilmek istiyorum. Çok basit efendim, çok basit, merak buyurmayın. Zaten bu kadını benim bir yerden gözüm ısırıyor. Gözünüz ısırmasın Seyfi Bey. Bulun onu. Hem de çok çabuk bulun. Söz veriyorum hanımefendi. Merak buyurmayın. Seyfi Beyciğim, bir derdim var. Bana bir otel lazım da. Kalmak için mi? Seyfi Bey, beni delirtmeyin. Otelde ne yapılır? Hele şöyle sotalı bir yer olursa nerede olduğunu kimseler bilmez. Anladım efendim. Yani şöyle şey gibi, görünmez adam gibi görünmez kadın. Maksada uygun bir otel biliyorum. Orada bizim nazımız geçer hanımefendiciğim. Merak etmeyiniz. Bir kartımı takdim ediyorum. Arkasını da yazıyorum. Eminim sizi rahat ettireceklerdir. Hamili hanımefendiye... Kimse yok mu? Kimse yok mu? Buyurun efendim. Merhaba, boş odanız var mı? Kalmak için mi? Tabii ayol, kalmak için. Burası otel değil mi? Otelde ne yapılır? Paranı verirsin, odana çıkar, yerleşirsin. Biraz bekleyeceksiniz hanımefendi. Ne yapalım, bekleriz. Sağ ol. Suratımda bir şey mi var? Yok anam. Biraz üzgün görünüyorsun, merak ettim. Bana söyleyebilirsin. Neyi? Neden düştün bu yollara? Yani hayat pahalılığı yüzünden mi? Bak sana söz. Her şey aramızda kalır, tamam mı? Yok. Hayat pahalılığı yüzünden değil. Kocamın yüzünden geldim buraya. Ne yaptı sana? Bak söylemezsen çatlarım vallahi. Beni başka bir kadınla aldatıyor. Gözü çıksın. Erkek milleti değil mi? Yani şimdi sen de misilleme yapacaksın. Boynuza boynuz vaziyetleri. Üzülme kız. Hep de para kazanacaksın, fena mı? Beni aldatmak nasıl olurmuş onu göstereceğim. Yaşa be, vallahi sevdim seni. Benim adım Seval, seninki? Zekiye. Benim asıl adım Behiye. Geldiğin iyi oldu. İkimiz beraber çıkarız artık işe. O biraz zor. Anormal olan ne oğlum? Abi anormal tarafı kes şu. Lan, kadın kes. Normal müşteri. Ne biçim oturuyorsun kız? Toparlan. Hem ağzındakini de at. Nedir öyle o çak 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 çak? Size gelince bayan, biz buraya normal müşteri almayız. Hep onun gibileri misafir ederiz. Odaya çıkarlar inerler. Çıkarlar inerler. Ha, iş bitince de yallah sepet havası. Yani senin anlayacağın, o biçim değilsen normalsin demektir. Bizim odalar anormaldir. Normal vatandaş kalamaz. İşi, ben de biraz anormal sayılırım. Öyle mi? Seyfi abimizi tanıyorsunuz demek. Zaten kendisi de beni görmeye buraya gelecek. İşi, laf aramızda, burası güvenilir bir yer midir? Merak etmeyin bayan. İnanın çok şanslısınız. Size en iyi odamızı vereceğiz. Buyurun. Buyurun bayan mı? Görüşürüz şekerim baba. Görüşürüz şekerim. Buyurun. Bay. İnanın en manzaralı odamız burasıdır. Sakın çekinmeyin. Burada emniyettesiniz. Seyfi abimiz değerli bir abimizdir. Onun misafiri bizim misafirimiz sayılır ya.
Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Çok zarifsiniz. Bir emriniz olursa doğruca bana gelin. Tabii, doğruca size gelirim. Buyurun efendim. Bu çarşaflar temiz midir? Kirli çarşaflara gıcık olurum da. Emriniz olur. Hemen değiştirelim. Müsaadenizle. Teşekkürler. Unutmayın, yeni çarşaf bekliyorum. Kız, gelemedik kız. Lan senin bıktın bu pis huyundan. Ne yapayım abicim, kıl oldum ya. Kadın resmen üşütük. Yalan mı be abi be? Bu kadından ben de kıllandım. Uyuz oldum. Zaten bunu buraya yollayan eski bir aynasız. Hani şu Seyfi abi dediğin herif mi? Tam üstüne bastın, kaldır ayağını. Aa, ne varmış ayağımda? Abi işletme beni ya. Yani şimdi bu kadın aynasız mı? Yes hanım, yes. Salak numarasına yatıyor ama salak olan sensin. O var ya, o eski bir aynasız. Madem öyle niye alıyorsun otele? Ne istiyorlar bu aynasızlar benden? Daha yeni çıktım kodetten. Dur, senin için geldiğini nereden biliyorsun ha? Olabilir ya. Senin için de gelmiş olabilir. Ben gidiyorum abi. Yallah başka otele. Ya panik yapma kız, panik yapma. Hem nereden biliyoruz? Belki benim için gelmiştir. Senin için niye gelsin abi? Kızım ne satıyoruz biz burada? Domates, biber mi? Aşk olsun abi. Ben domates miyim? Yavrum, prensesim. Sen şu kadına bir sokul ha. Şöyle bir örümcek yap. Neyin nesi, kimin nesi bir anlayalım. Ben mi? Tabii sen. Olur. Madem istiyorsun yaparız abi. Bir telefon rica etsem. Hay, emriniz olur. Ben çevireyim, siz numarayı söyleyin. Ay, size zahmet olmasın. Evet, bekliyorum. Zeki abla. Ay Zeki abla, inan ki tanıyamadım. O kadar değişmişsin, o kadar tatlı olmuşsun ki. Sağ ol canım. Telefon numarasını söylemedin hanımefendi. Ben kendim çevirsem, bunun zevki bambaşka. Telefonu önüme çektim mi, tadına doyamam. Kocamı arıyorum. Bakalım sürprizimi öğrenince ne yapacak? Alo. Ebruş'cum, bana Kemal'i bağlar mısın canım? Teşekkürler cici kız, bekliyorum. Tamam, bağla. Vay kaçak. Nasılsın bakalım? Sağ ol. Ben çok iyiyim. Bak ne diyeceğim. Ben birkaç gün eve gelmeyeceğim. Bu nasıl şaka böyle Zekiye? Ne demek birkaç gün eve gelmeyeceğim? Şaka değil. İnan çok ciddiyim. Zekiye, ne işler çeviriyorsun sen? Hem neredesin şimdi? Boş ver. Benim nerede olduğum hiç önemli değil. Birkaç günlüğüne kent dışına gitmem gerekiyor. Zekiye, sevgilim, oyun oynamanın sırası değil. Eğer seni bu akşam evde göremezsem bak yemin ediyorum. Ben yokum diye üzülme. Keyfine bak Emi. Ye, iç, eğlen, gez. Hadi öptüm. Kocamdı. Mosmor olmuştur. Boşa diyor şeytancık. Öst! Öst! Kızım geç şuraya, koy dosyaları. Davut Bey, gel de biraz ders çalışalım seninle. Deniz'den memnun musunuz? Ah, iyi ki hatırlattınız. Çünkü size bazı şikayetlerim var. Bir kere odanın banyosu çok dar. Hem de sıcak su akmıyor. Hemen. Derhal hallederiz. Sevacığım, biz burada Zeki Hanım'la söyleşirken sen sıcak su işini hallet. O kadar acelesi yok canım. Ne demek efendim? Sizin ricalarınız bizim için emirdir. Ah, beni şımartıyorsunuz Uzun Hasan Bey. Rica ederim efendim. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Şöyle buyurun, ben size kendi ellerimle bir çay getireyim. Limonlu olsun. Limonlu olsun. Aa, manyak mısın be? Aynasızlarda bu kadar para ne ara? Aynasız maynasız değil. Madem bu kadın maden. Karanfil inşaat, Kemal sağlam. Aa, güzel, kocasının adresi. Kızım Seval aklını kullan. Bu sefer yırttın.
Afiyet olsun. Bir çay daha? Almasam? Siz bilirsiniz. Zekiye abla! Zekiye ablacığım! Tamam, sıcak su hazır. Ah yaşasın! Ben suyu gördüm mü dayanamam. Cüp içine atlarım. Ay Zekiye abla, ne kadar da bana benziyorsun. Zekiye abla, sen istersen banyonu yap. Sonra şöyle kol kola girip bir güzel gezeriz, tamam mı? Aklınla bin yaşa. İkimiz kol kola. Ne güzel, sayende bekarlığın tadını çıkaracağım. Bay bay Hasan Bey. Hoşça kal Hasan Bey. Ulan bu Seval üşütüğü bir film çevirmiyorsa ben de bileklerimi keserim. Nasıl tanıştınız? Aynı mahallede oturuyorduk. Onu ilk camdan gördüm. Üstelik sevdiğimi de sandım. Eh, yaş 15, bendeli fişek. Ne hayaller kurmuştum. Nereden bilirdim hayvanın teki olduğunu? Her gün dayak, her gün küfür. Sonunda dayanamadım. Kaçtım işte. Ah zavallı, yalnız kalmışsındır. Sonra hiç erkek olmadı mı yaşamında? Benim mi? Aman kız, o manada değil. Anladım. Yok olmadı. Kim yakın davrandıysa bana aşık sandım. Ama onlar... sonrası malum. Ben de kafayı kullandım. Bari para kazanayım dedim. İlahi Seval. Hay Allah. Benim telefon açmam lazım. Telefon var mı? Yok. Şey Zekiye abla, bir koşu telefon edip gelsem. Yüklüce bir para alacağım var da. Aa, para çok önemlidir. Hadi koş koş, telefonunu et. Sağ ol Zekiye abla, sağ ol. Ulan damat, ben sana ne dedim? Ben her şeyin dökümünü kalem kalem yapacaksın demedim mi? Dedin. Öyleyse niye yapmıyorsun ha? Döküm kalem kalem yapılamamış mı? Oo, biz iyi yere dükkanlaşmışız. Demek ki sen benim önüme gelen her şeyi hazır gördün. Olmaz hemşerim. Aklını başına topla. Bu iş böyle yürümez. Hemen şimdi. Biriniz okuyacak, biriniz yazacak. Her şeyi kalem kalem dökeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bu son. Bak söylemedi deme. İkiniz de külahları değişirim. Bu iş öyle ikide bir zam istemeye benzemez. Aklım almıyor. İnsan elindeki kağıdı en azından merak edip şöyle bir göz atıp bakmaz mı yahu? Bakmaz mı ha? Bakar. Bakarsa niye bakmıyorsunuz? ...500 torba çimento. Ederi. Bakın şu telefona! Sen otur kızım! Karanfil İnşaat, buyurun. Kemal Sağlam'la konuşmak istiyorum. Kemal Sağlam benim. Buyurun. Kemal Bey, Zekiye Sağlam diye birisini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Zekiye Sağlam benim karım olur. Niye sordunuz? Kemal Bey, şimdi beni iyi dinleyin. Karınız şu an elimde. Yani sizin anlayacağınız, onu kaçırmış bulunmaktayım. Ne? Zekiye'yi kaçırdınız mı? Bu bir şakaysa bayan, hem kimsiniz siz? Benim kim olduğum önemli değil. Eğer karının yaşamasını istiyorsan... Seni arayacağım, benim telefonumu bekle. Alo, alo! Açın bana! Alo! Kapatmış. Kapatmış. Ne diyordu bu? Zekiye'yi kaçırmışlar. Gitti karıcığım. Ben sürpriz yapmayı çok severim. Cabbar. İhaleden vazgeçeyim diye... ...bacımı kaçırtmış kavat. Ulan cabbar,
Bunu ben senin yanına koyar mıyım be? Bunu ben senin yanına bırakır mıyım ha? Pardon. Dur lan, dur! Nereye kaçacaksın? Elimden kurtulacağını mı sanıyorsun? Gel buraya! Kaçamazsın benden, gel dedim! Dur! Konuş lan, konuş! Yoksa doğrarım seni! Anlat, ne filmler çeviriyorsun? Of, ne filmi çevireceğim? Bir arkadaşıma telefon ettim. Otelde de telefon var. Neden onu açmıyorsun? Özeldi. Sevgilimle konuştum. Sevgilisiyle konuşmuşmuş. Ulan ben senin Frigit olduğunu bilmiyor muyum ha? Bu sevgili yalanına inanır mıyım ben, soğuk karı? Anlat! Ne dolaplar çeviriyorsun? Söyle, kim bu karı? Pekala, tamam. Ama ilk önce çek şunu gırtlağımdan. Bu kadın aynasız. Aynasız ha? Nasıl anladın aynasız olduğunu? Kimliğini gördüm. Narkotikten mi yoksa ahlaktan mı? Keşke öyle olsa. Gizli polis, istihbarattan. Gel bir ulan ben bu numaraları ha! Yürü! Yürü düş önüme! Tamam içme! Yürü, yürü. Ay, içme canım acıyor! Of. Hey! Ha? Bırak o kadını! Ayıp! Bir kadına el kaldırdığın için seni protesto ediyorum. Kapat şunu. Sağ ol. Zaten oteliniz de hiç güvenli değil. Odama girip bütün paramı almışlar. Hadi kaçalım buradan çabuk! Hadi kaçalım! Bir dakika şekerim, gideceğiz. Bekle bir dakika. Sizi şöyle alayım. Bir dakika. Alo. Ha Charlie, söyle bakalım. Caper'a. Bilirsin erkekliğin 9'u kaçmaktır. Ne demek ulan bu? Ne demeyi var mı? Deli Yusuf'a kuduz köpek gibi olmuş, oraya geliyormuş. Hem gelsene olurmuş. Gene şey varsa görücü de var. Kız kardeşini senin kaçırdığını söylüyor. Sonra söylemedi deme. Alo! 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 Ulan Charlie, ne haltlar karıştırıyorsun be! Allah yardımcın olsun. Hayda! Kız kaçırmak ağır suç. İsmet! Arabayı hazırla. Araba hazır amca. Öf be! Nerede o? Nerede o? Çabuk bul lokomotifi bana! Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Çabuk bul lokomotifi bana! Geçirin! Kılıç! Destur be! Bırakın beni! Bırak! Bırak dedim sana! Bırakın! Bırak! Çıkar oğlum! Nerede o düzenbaz patronun? Bilmiyorum. Bu doğrucudur. Hadi gidelim. O nerede olursa olsun bulurum. Benden kaçamaz. İyi. Yürüyün. Ne demek bunlar? Hoşça kal. O kadının fotoğrafını kocamın cebinde bulunca beynimden vurulmuşa döndüm. O an kendimi öyle alçalmış hissettim ki dayanamadım, evden kaçtım. Yani kocan seni sevmiyor mu? Aman eksik olsun onun sevgisi. Hayır, demek istediğim, diyelim ki seni birisi kaçırsa ve fidye istese vermez mi? Aa, yiğidi öldür ama hakkını ver demişler. Kocam çapkındır mapkındır ama o konularda çok dürüsttür. Hmm, senin için ne kadar para verir? Söz gelimi iki daireyle bir araba alacak kadar para verir mi? İki daireyle bir araba parası ne ki? Kocam benim için bütün servetini hem de hiç gözünü kırpmadan sokağa atar. Ya. Ya. Şöyle oturalım mı? Sen şimdi bunları boş ver de kendinden söz et bana. Aman canım. Anlatmaya değecek bir şey yok bende. Görüyorsun işte ne mal olduğum ortada. Niye öyle diyorsun Seval'cim? Mutlaka anlatacak bir şeylerim vardır. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Elbette, anlatacak çok şeyim var. Var da kafanı ağrıtmak istemedim. Zaten senin derdin sana yetiyor, bir de benimkiler. Böyle konuşma, küserim vallahi. Biz seninle arkadaşız.
bir kızım var. Görsen öyle tatlı ki, böyle kıvır kıvır saçları var. Ay ne kadar sevindim. Kimden? Kocamdan sonraki adamdan. Ah sahi onu anlatmadım. Neyse. Kızım kan kanseri. Ameliyat olmazsa ölecek. Ama tanrım kanser mi? Ay ne kadar üzüldüm bilemezsin. Peki niye ameliyat ettirmiyorsun? Yeterli param yok. Kimin kimsen yok mu? Olmaz olur mu? Kızımın babası var. Yani o hayırsız. Üstelik çok da zengin. Ama yardım etmiyor. Beni hep kovalıyor. Telefon açıp biraz para vermesi için yalvarıyorum ama... Ne alçaltıcı bir durum. İnsan hiçbir başka insana yalvarır mı? Üstelik para için. Ama çaresizim. Asla. Çaresizlik diye bir şeyi kabul edemem. Başka ne yapabilirim ki? Her zaman, her durumda yapılabilecek bir şeyler vardır. Söz gelimi, bir fabrikaya girip çalışabilirsin. Fabrikaya girip çalışmak mı? Evet, para kazanmak için ona buna yalvaramazsın. Girersin bir fabrikaya, hem çocuğunun ameliyat parasını kazanırsın, hem de başın dik olur. Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. Kim bilir, belki biriktirdiğim paralarla ileride ben de kendi fabrikamı kurabilirim. Çüşart o kadar da değil, abartma. Ya, hadi kalkalım. Benim telefon etmem gerekiyor. O pis herifi arayıp yine yalvaracaksın değil mi? Yo, yalvarmayacağım. Bu kez onu tehdit edeceğim. Ya. Merhaba Charlie. Ne var ne yok? Ne yok ki komiserim. Size öyle bir haberim var ki bomba. Babalar birbirine düştü. Her an kan gövdeyi götürebilir. Ya Charlie ne diyorsun sen? Yanlış duymadınız komiserim. Deli Yusuf'un kız kardeşi kaçırıldı. Kim kaçırmış? Cabbar'a diyorlar. Charlie biliyor musun? Sen çok üçkağıtçı pis bir muhbirsin. Cabbar Yusuf'un kız kardeşini niye kaçırsın ki? Cabbar Ağa'nın Yusuf'un kız kardeşini kaçırmak için o kadar çok nedeni var ki. Meseleyi çakazladınız değil mi? İhaleler falan. Anlayacağınız Deli Yusuf adamlarına her an ateş serbest diyebilir. Bak şuna. Gel sen devam et. Evet. Bağla. Kemal benim, buyurun. Ne? 10.000 Amerikan doları istiyorum. Bayan, dalga geçmenin sırası değil. Karım Zekiye hakkında konuşmak istiyormuşsunuz. Ne söyleyecekseniz söyleyin. Eğer onun ölmesini istemiyorsan, 10.000 Amerikan dolarıyla birlikte... Ver şunu. Aşağılık adi it herif. Eğer Seval'in istediği o parayı vermezsen, anandan emdiğin sütü burnundan getiririm senin. Anladın mı? O parayı vereceksin. Zekiye beni dinle. Kızla mı konuşuyorsun Zekiye? Alo. Kapattı. Cabbar'ın günahına mı girdim yoksa? Sence Zekiye nereye gidebilir? Dön! Gözümün içine bak! Uyuzetme beni! Yemin ederim bilmiyorum ağam. Demek bilmiyorsun ha? Hadi ama Seval, somurtma artık. Kızımın babasına öyle sert davranmakla bütün her şeyi berbat ettin. O artık ölür de zırnık para vermez. Şu haline bak. Kölelik ruhuna işlemiş senin. Zırnık para vermezmiş. Vermezse vermesin. Canı cehenneme. Tabii. Senin tuzun kuru. Onun için böyle rahat rahat konuşuyorsun. O zavallı AIDS'li hastalar yaşamış, ölmüş. Senin umrunda mı? AIDS'li hastalar mı? Ne sandın? AIDS'li ne kadar hasta var biliyor musun sen? Şimdi durup dururken AIDS'li hastalar da nereden çıktı? İnan ki ne dediğini anlamıyorum. Anlamazsın tabii. Çünkü işine gelmiyor. Çünkü sen kendinden başka kimseyi düşünmeyen o sosyete kadınlardan birisin. Bu hakaretlerine daha fazla dayanamam. Çünkü ben sosyal hayatı çok renkli bir kadınım.
Beyaz balina Aydın'ın ülkemize geri gelmesi için kış ortasında, karda kıyamette Rus konsolosluğu önünde sabahlara kadar nöbet tuttum. Böyle suçlayamazsın beni. Yapamadım. O adamdan alacağım parayı ne yapacaktım biliyor musun? AIDS'li hastalara yardım derneğine bağışlayacaktım. Çünkü ben o derneğin yaşamasını istiyorum. AIDS'ler ölmesin, tamam mı? Kusura bakmayın. Size hep rahatsız ediyorum ama ateşiniz var mı? Rica ederim. Benim için şereftir. Teşekkür ederim. Acaba beni tanıdın mı? Tanısa böyle yapmaz. Yok yok, tanımadın. Gözü ısırıyor. Yavrum Seyfi, fırsat bu fırsat, aranı hoş tut. Bir çakmak hediyesen ölür müsün? Ver çakmağa, bağla şu işi. Size bir çakmak hediye ediyorum. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İyi sigaralar. Ben de size bir gazete takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Şiir. Pardon. Sizi rahatsız ediyorum, farkındayım ama. Şu kadını tanıyor musunuz? Çıldıracağım. Günlerdir bakıyorum. Kim olduğunu çıkartamıyorum. Bir yerden gözüm ısırıyor ama... Acaba bu artist olabilir mi? Evet. Bana da yabancı gelmedi. Benim de gözüm bir yerlerden ısırıyor. Madonna denilen o gıcık kadın var ya. Yok yok. Bu gavura benzemiyor. Bu yerli. Bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Karanfil inşaat, buyurun. Kemal Sağlam lütfen. Kim arıyor? Hasan de bacım, otelci Hasan. Kemal Bey sizi tanıyor mu? Kendisi tanımaz beni. Ama sen ona karısı Zekiye hakkında anlatacaklarım olduğunu söyle. Ayrılmayın Hasan Bey, bağlıyorum. Buyurun. Ben Kemal Sağlam. Merhaba birader. Kusura bakma, seni rahatsız ediyorum hani. Rica ederim. Buyurun, sizi dinliyorum. Biraderim, adım Hasan. Beyoğlu Oteli'nin sahibiyim. Seni rahatsız etme nedenim, karın Zekiye ile ilgili bazı konular var, onları anlatacaktım. Tamam. Hemen geliyorum. Hayrola, bir durum mu var? Yok, bir yere gitmem gerek de. İstersen ben de geleyim. Ben giderim. Hasan Bey'i aramıştım. Buradayım. Gelin, gelin. Kemal Bey değil mi? Sünnet galiba. Geçmiş olsun. Ama epey gecikmişsiniz. Kemal Bey, sizi buraya çağırmamın iki nedeni var. Birincisi bu. İkincisi de, harbi konuşmak gerekirse ben aynasızlardan korkarım. Yalan yok, onlardan tırsarım. Aynasızlar bu fidye meselesinde işi benim ayarladığımı sanabilirler. Şeytan kulağına kurşun. Ben de nazara çok inanırım. Ondan sonra uğraş dur. Beni buraya çağırmanız iyi oldu Hasan Bey. Zekiye'nin yanındaki şu kadın? Seval. Kimdir bu kadın? Ne iş yapar? Oğlum işimdir. Zekiye'ye bir kötülüğü dokunur mu? Bilmiyorum. Ama o kaltaktan her şey beklenir. Ya. Ah kadına, çıldıracağım. Kimsin sen be?
Hadi ne olur söyle. Kim? Para dediğin nedir ki? İnsanın elinin kiri. Hiç para için erkeklere yalvarılır mı? Haksız mıyım ama? Haklısın. Haklıyım tabii. Böyle bir şey yaptığım için kocam benimle gurur duyacak. İyi edersen, çünkü yardım etmeyi kendisi de çok sever. Paramı çekmek istiyorum. Hepsini. Hepsini mi dediniz? Evet, hepsini. AIDS'li hastalar için bir hastane açmayı düşünüyoruz da. Kampanyamıza siz de katılın, değil mi? Şey, bilmem ki. Aa, ne demek bilmem ki? Mutlaka katılmalısınız. Artık duyarsızlığa paydos. Sizi AIDS'li hastalara yardım derneği üyesi Seval Hanım'la tanıştırayım. Kendileri bu güzel kampanyanın fikir annesidir. Memnun oldum efendim. Ben de. Çekmek istediğiniz para miktarı büyük olduğu için işlemler uzayabilir. Buyurun oturup istirahat edin. Hiç zamanımız yok. En nefret ettiğim şey bankada ve kuaförde beklemektir şekerim. Biraz tuhaf bir durum var sayın şefim. Bir bakar mısınız? Lütfen kimliğini isteyin. Zeki Hanım, kimliğinizi rica etsem. Tabii. Hayrola, bir sorun mu var? Hayır hayır. Önemsiz bir formalite. Hadi itileyelim, toz alalım buradan. Ne? Burada bir şeyler dönüyor. Başımız belaya girmeden topuklayalım hadi. Paramı almadan şuradan şuraya bir adım bile atmam. Zekiye Hanım, üzgünüm ama size para veremiyoruz. Siz ne diyorsunuz? Zekiye sağlam benim. Paramı çekmeye geldim, hem de hepsini. Derhal paramı verin bana. Zekiye Hanım, benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bankamızdaki paranız dondurulmuş. Üzgünüm, veremeyiz. Ne demek veremeyiz? Para benim param. Para donar mı hiç? Yusuf Bey, bankamızdaki hesabınızı son kuruşuna kadar Yusuf sağlam dondurmuş. Buyurun, üzgünüm. Elimden hiçbir şey gelmez. Yusuf abimi... Abi, bu bana yapılır mı? Ayıp be, ayıp! Buyur birader. Seval denen o kadını bulabileceğin adresler. Sağ ol Hasan Bey. Ayıpsın birader. Sözüm olur. Ama dikkatli ol. O mekanlara güven olmaz. Ya. Yani senin gibilere uygun değildir. Sonra kelek atabilirler sana. Niye? Tipim çok mu bozuk? Yoo, tam tersine. Paçan çok kıyak. Hoşça kal. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Erkek adamsın. Kendine iyi bak. Çerize bak. Bu lafları biz çok duyduk. Unutursun, unutursun. Çok karanlık bir adam. Kapkara işler çeviriyor. Ulan kadın, beni deli ettin be, deli ettin. Kimsin ulan sen? Kimsin? He? Neredesin be imansız Charlie? Haber üstüne haber yolluyoruz, gelmiyorsun be imansız. Ağaların yanına eli boş gelinmez. Geldin mi işkembede bomba gibi haber getireceksin. Anlat öyleyse biz de bilelim. Deli Yusuf ağamız diyor ki...
Konuşsana be aslanım. Fıtık etme insanı. Bacım Zeki'yi Cabbar'a kaçırmamıştır diyor. Yok ya. Hakikati gördü demek. İyi de bacısını kim kaçırmış? Kim olur eniştemiz. Ne? Adam kendi karısını niye kaçırsın? Ağam herif anasının gözü. Karısını kaçırdıysa vardır bir bildiği. Aslanım. Deli Yusuf ağamızın eniştesini takibe alın. İt oğlu itten gözünüzü ayırmayın hadi. Tamam. Charlie. Öylesin böylesin ama yaman bir deyusun ve selam. Hazır elin değmişken Deli Yusuf ağa ile aramızı bağlayacaksın, tamam mı? Pisi pisine aramız bozulmasın. Ne diyeyim? Cabbar'a dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik istiyor dersin. Tamam mı? Tamam ağam. Söylemesi benden, verdiğin sözü tutması senden. Gir. Otur. Gene ne var? Ağaların yanına habersiz gelinmez. Anlat. Cabbar ağanın günahına girmişiz. Ağa bir tane bize. Gıcık etme de konuş. Zekiye bacımızı Cabbar ağa kaçırtmamış. Yok ya. Elbet babam. İşi damat bey planlamış. Ne diyorsun lan sen? Doğru mu lan bu? Dayı. Bir telefon geldi. Damadın eli ayağı karıştı. Ben gidiyorum dedi. Cemal bey bir durum varsa yanında geleyim dedim. İstemedi. Harbiden uyuz oldum dayı. Niye şimdi söylüyorsun lan? Ben de sana uyuz oldum. Affedersin dayı. Yürüyün. Gidiyoruz. Açın lan şu kapıyı! Açın lan! Açın dedik şu kapıyı! İçeride. Demek içeride. Onu canlı istiyorum. Çünkü onu ben öldüreceğim kendi ellerimle. Baba ver elini öpe. O suçsuz baba suç çekil, bende. Çekil. Baba. Baba. Bunun küpesi de var. Kim lan bu? Kim? Tolga. Yani asıl adı Murtaza da Murtaza şey olduğu için ben ona Tolga diyorum. Bir erkek alırsın ha. Ulan şimdi ben seni öldürürüm. Baba yapma ya. Ne olur. Ulan, ellerim sizden hala bakireyim. Kıyma bize baba ne olur. Bak niyetimiz gayet ciddidir baba. Evlenmeyi düşünüyoruz. Nikah var. Tamam. Tamam. Şu anda malumunuz üzere dini nikahlarınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Ahmet oğlu Murtaza. Allah'ın emri Peygamber Efendimizin sünnetiyle şu şahitlerin huzurunda ve 101 Cumhuriyet altının nikah bedeliyle Selim kızı Nesibe'yi kendine eş olarak kabul ettin mi? Ettim. Kızım, sen de ettin mi? Ettim. Ben de sizlerin Allah'a vermiş olduğunuz bu nikah sözünü ifade etmiş oldum. Allah mübarek eylesin. Şimdi en içten duygularla bir dua edelim. Buyur. Öpeyim baba. Öpeyim baba. El efendiniz çok olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Mesut ve bahtiyar olun. Sağ ol baba. Allah senden razı olsun. Gerçi şöyle davullu zurnalı bir düğün yapsak iyi olurdu ama... ona da variyetimiz yetmez. Olacak olacak. O da olacak. Al bakayım şunu. Hemen düğün hazırlıklarına başlayın. Allah razı olsun baba öpeyim. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğun altın etsin baba. Allah. Ne o be? Yeni camiyondaki dilenciler gibi Allah Allah. Bana bak. Resmi nikah taşları bana göre. Yoksa ikiniz de oyarım. Tabii. Yürü. Allah razı olsun baba.
Allah'ın emri adım artık. Vay canına. Şöyle. Baba elini öpeyim. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Amin. O ne o? Ama onlara verdin. Yürü şerefsiz kız. Söyle be kadın. Kimsin sen? Kim olduğunu senin bir bilebilsem. Ah ah. Tabanca. Bir tabanca bulmalıyım. Seval sen bu işlerden anlarsın. Bana bir silah bul. Kızım onları öldürmekle eline bir bok geçmez. Hapishanelerde çürüdüğünle kalırsın valla. Ben diyorum ki öldürmektense onlara öyle bir şey yapalım ki içlerine otursun. Acıdan kıvransınlar. Olmaz. Olmaz, ben işkenceye karşıyım. En iyisi vurarak öldürmek. Ne işkencesi ne öldürmesi. Onları öldürmekten beter edeceğiz. Nasıl? Saksını çalıştırsana kızım. Sen de gördün. Sizinkiler malı mülkü çok seviyor. Hepsi servet düşkünü. Evinizde mücevhere benzer bir şeyler vardır herhalde. Birkaç kilo bir şeyler çıkar. Tamam işte. Evini soy. Ne? Ben hı hı. Yani ben şimdi evimi... fena fikir değil. Soyarız be anasını satayım. Ama böyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Hem bu hırsızlık. Bana bak. Benim kafam tasını attırma. Aç şurayı. Aç. Daha ilk günden böyle zar sürt yapmaya kalkarsan... Bak yemin ediyorum imam nikahıyla kalırsın. Hükümet nikahı ne yaptırmam ona göre. He, haberin olsun. Hırkızlıkmış. Doldur şunu. Bak bunlar bana Zekiye Hanım'ın düğün hediyeleri. Doldur şunları hadi. Şunları da doldur. Hadi. Çabuk. Doldur. Çabuk. Bakalım şurada ne var. Ah donları sevsinler. Evet. Ah. Of kısa günün kârı. Bunlar işime yaramaz. Gel. Herkes giderdi. Cüzdanım be. Biz yırttık darısı başına hadi. Yürü kız. Başımıza iş gelmeden gidelim hadi. Bana bak, bana öyle herkesin içinde kızımız deme, bozuluyorum ha. Anam şaka yapıyorum, hele canın geçsin diye. Sen benim erkek kimsin? O mafya kılıklı herife gıcık olmasam yapmazdım bu işi ya, neyse. İyi anladık. Ne demişler, son pişmanlık fayda vermez. Zengin edeceğiz seni, fena mı? Hadi yürü hadi. Ay. Ay. Çok heyecanlıyım. Kendi evimi soyacağımı düşümde görsem inanmazdım vallahi. Bak görüyor musun Sevacığım? Hizmetçim yine evde yok. Suç onda değil bende. Çünkü fazla yüz verdim, şımarttım onu. Diğer kadınlar gibi tepesine binip soluk aldırmamam gerekir ama bir türlü yapamıyorum. Gel Sevacığım hadi gel. Çekinme. Bir şeyler içelim. Ne içmek istersin, sıcak soğuk? Unutma, buraya misafirliğe gelmedik. Acelemiz de canım, biraz soluklanalım sonra soyarız. Mücevherlerini nerede saklıyorsun? Ben öyle mücevherlerini köşe bucak saklayanlardan değilim. Hepsi yatak odasında, hadi gel. Gel. Hepsini almışlar. Mücevherleri, paralar hepsi gitmiş. Ah.
Ağlama. Lütfen ağlama. Unuttun mu? Para insanın elinin kiri. Paralar mücevherler için mi ağladığımı sanıyorsun? Hepsinin canı cehenneme. Ben artık bu evde kalamam. Hadi gidelim. Hey, kendine gel. Ne demek bu evde kalamam? Bu ev senin. Artık değil. Bütün bu olanlardan sonra bu evde artık bir saniye bile kalamam. Anacığım, manyak mısın sen? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Her şeyi sıfırdan başlayacağım. Tek başıma. Tek başına sen. Yapamaz mıyım sanıyorsun? Sen nasıl yapıyorsan ben de öyle yaparım. Yapamazsın. Bal gibi yaparım. Söylediklerine gerçekten inanıyor musun? Sevaş, saçmalama. Tabii ki inanıyorum. Asıl saçmalayan sensin. Aptalın lüzumu yok. Otur oturduğun yerde. İyi kötü bir kocan. Başını sokacak bir evin var. Rahat mı batıyor sana? Otur oturduğun yerde. Tek başına yapabilirmiş. Sen sokakları ne sanıyorsun be? Sokaklar aç köpeklerle dolu. Bir gecede parça parça edip yerler seni. Seval aptal biriyle konuşur gibi konuşma benimle. Ama aptalsın. Üstelik senin dünyadan haberin bile yok. Aa, çekil şuradan. Evi terk etmekle hata ediyorsun. Yapamazsın sen. Dön geri. Kocam beni aldatıyor diye onu terk etmen son derece aptalca. Hangi erkek çapkınlık yapmıyor ki? Bak, dinle beni. Tamam, iyisin, hoşsun ama çok safsın. Seni kandırırlar. Hadi, lütfen evine dön. Bak, sonra çok pişman olursun. Çekil önümden Seval. Bana engel olmaya çalışma. Perişan olursun. Sokaklar sana göre değil. Yapamazsın. Öyle de bir yapacağım ki göreceksin. Görecekmişim. Neyi göreceğim be? Sen fahişelik kolay bir iş mi sanıyorsun? Fahişelik yapacağımı da nereden çıkardın? Peki ne yapacaksın? Bir fabrikaya gelip işçilik yapacağım. Ne? Biliyor musun sen gerçekten üşütüksün. Hem de su katılmamışından. Fabrikada işçilik yapacakmış. Yani birazcık sözümü dinlesen olmaz mı? Peki öyleyse söyle bakalım. Kafama uyarsa dinlerim. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? İlk önce bir taksiye bineceğiz. Tamam mı? Hadi. Taksi. Nerede basın? Vur şunu bana. Olur dayı. Al onu bir elime geçirirse. Yürü lan yürü. Ay, Yusuf abi, Harun abi. Bu ne lan bu? Elime işaret etsem Deyus. Yusuf abi. Enişte olacak o dalaverişi Deyus'la bir olup başımı kaçırırsın ha? Mundar mundar ödek. Belli günah sokma lan. Çabuk, kelime işaret getir. Tamam. Kaldır şunu. Kalk ayağa. Kalk. Verin iskemle. Ah. Yusuf abi şeyim çok acıyor. Üstelik çok da sıkıştım. Ama şeyimi şey yapamıyorum. Hadi olmaz olmaz merak etme. Çok mu acıyor? Çok. Üstelik şişti. Balon gibi. Deme ya. Çok üzüldüm. Çocuklar bana bir fuanzı getirin. Yo yo. Patlatacak kadar değil abi. Öyleyse gir içeri. Eksinden kurtulalım. Yürü. Odamız da çok güzel ha. Bu sıcakta püfür püfür. Fena mı ettik? Keyfimiz yerine geldi. Gel şöyle gidelim. Aa, aşağıdaki havuz da çok güzelmiş. Tamam. Soğuk bir şeyler içeriz. İstersek kafaları da çekeriz. Yeter ki sen iste. Kız
Bana bak. Her şey iyi de burası 5 yıldızlı otel. Rehin kalırız vallahi. Zaten taksi parasını da sen verdin. Ben sevmem öyle aşk şeyleri. Aşkım, biz arkadaş değil miyiz? Sen kendini hiç üzme. Biraz param var. Kerizlerden sızdırıp bir köşeye atmıştım. Sakladım samanı. İşte geldi zamanı. Kız Seval, yazıktır sana. O para senin kötü günlerindeki imdat paran. Aa, ayıp valla. Böyle konuşma. Kalbimi kırıyorsun o canım. Ne var? Ne oldu? İşte o kız. Bu kız ne zaman karşıma çıksa gıcık şeyler olur. Bu kız kocamı ayartan kızın bir şeyi. Kocam bu kızı ne zaman görse herifte şafak atıyor. Ciddi misin? Çok şüpheleniyorum. İçimdeki ses bana diyor ki, eğer bu kızın peşini bırakmazsak o karıyı, gel şöyle, bizi görmesin. Yürü, peşinden gidiyoruz. Gördün mü? Kim o? Kocam. Ay, kocam bu mu? Bu. Gördün mü? İçimdeki ses beni hiç yanıltmaz. Soygundur. Aa, Zekiye sensin. Ben de her yerde seni arıyorum. Yürü Allah'ın cezası, yürü. Çalıştır şu arabayı, yürü. Udi Hrant suratlı herif. Bas kıza bas. Konuşma, getir şu ipi. Kaldır ellerini, kaldır! Ya Zekiyeciğim, ben sana ne yaptım hayatım? Sus serseri, konuşma! Ya var hiç olmasa bu kadın kim? Onu söyle bana. Sus dedim serseri! Gendirmez. Tamam. Gel şuraya, al şu silahı. Yusuf kardeş sağ olasın. Dünya ahiret kardeşimsin. Sen de sağ olasın Jambara. Gayrı aramızda ayrı gayrı yoktur. Senin problemin benim problemim. Razı gelirsen tekmil adamlarımı değerli bacımıza yaş döktüren o it oğlu it damadının peşine salacağım. Uyar mı? Uyar kardeş. Ağlar,
Madem barışsınız bunu ıslatalım. Dilimiz damağımız kurudu. Şali kardeş doğru söyler. Şali gel yavrum buraya. Zekiye ya hayret bir iştir be. Çözün beni. Çekil şu silahı burnumun dibinden ya. Fazla konuşma. Bilirim ben sana yapacağımı. Görürsün. Alo. Hanımefendi 50-60-96'ya bir mesaj bırakmak istiyorum. Damadın Kemal'i de kaçırdık. Seni sonra arayacağız. Fidyeyi hazırla. Yürü kız. İşimiz var. Hoşça kal bebek. Zekiye. Zekiye beni burada bırakma. Çözün beni ya. Olur mu be? Zekiye nereye gidiyorsun? Buyurun efendim. Her şeyi hazırladım. Aferin. Tam istediğim gibi. Zahmet ettin kardeş. Kesene bereket. Sağlığınıza ve kardeşliğe. Cabara bu ne demek oluyor? Hı? Damadın Kemal'i de kaçırdık. Hı? Seni sonra arayacağız. Fidyeyi hazırla. Arkadaş, bu ne demek oluyor? Kardeş vallahi haberim yoktur. İlk gözüm ateş olsun bilmiyorum. Bu iş senin başının altından çıktıysa seni pişman edeceğim. Haberin olsun. Yürü. Gidiyoruz. Şöyle oturalım. Hı hı. Biliyor musun? Sen çok gözü kara bir kadınsın. Ben olsam senin bu yaptıklarını asla cesaret edemem. Yeni kişiliğime alışıyorum, fena mı? Bak Seval, bir kadın bir şeye karar verdi mi hiç kimse onu durduramaz. Galiba bir misafirimiz var, baksana. Nerede? Bize doğru geliyor. Ah! İyi günler Zuhal Hanım. Zekiye. Çok pardon Zekiye Hanım. Şu bana verdiğiniz fotoğraf konusunda araştırma yaparken... O kadını buldunuz mu yoksa? Henüz bulamadım. Fakat çok başka şeyler öğrendim. Kocanız Kemal Bey ansızın kaçırılıyor. Hem de iki kadın tarafından. Ciddi misiniz? Kimmiş bu kadınlar? Ay evet, evet kimmiş? Henüz bilmiyoruz. Fakat araştırıyorlar. Elbet bulacaklar. Neyse, kıymetli vaktinizi almayayım. Fotoğraftaki kadını bulur bulmaz sizi mutlaka arayacağım. Müsaadenizle, iyi günler. İyi günler. İyi haberlerinizi bekliyorum. Seni bilmem ama ben çok huylandım bu adamdan. Baksana kocanı bizim kaçırdığımızı biliyorlar. Saçmalama. O işi bizim yaptığımızı kimse bilmiyor. Kız, gel seni bir öpeyim. Kalk gidiyoruz. Nereye? Kemal'i oradan alıp başka bir yere götüreceğiz. Bizi asla bulamayacaklar. Yürü. Hadi. Biri var. Var ya, çabuk. Dur hemşerim, dur geliyorum. Çabuk.
Çabuk kurtar. Geliyorum hemşerim. Geliyorum. İçeri gel. Dur kocum dur. Oh be abi. Yine mi sen? Şükür geldin ya. Sağ ol abi. Aç. Çöz. Dur telaş etme. Çöz. Öteki elimi de çöz. Çabuk çöz abi. Kul dara düşmez Allah yetişmezmiş. Oh be. Hadi. Çöz. Hadi. Tamam. Çabuk. Aman be iyi ki geldin ya. Hadi. Uf. Hadi kalk bakayım. Be kurtulduk be. Geç hele. Alo hanımefendi. 3060-96'yı bağlar mısınız? Ha? Alo. Baba ben Seyfi. Silivri'deyim. Damat yanımda. Sen öyle. Deli Yusuf'un eline düşeceğim ölürüm. Of aslanım. Yağma yok. Otur oturduğun yerde. Kıpırdarsan mermiyi basarım. Otur şöyle. Çek. Zorbasınız. Hepiniz zorbasınız be. Nedir bu çektiğim ya? Konuşma be. Ara. Dayı bana kalırsa senin damadı da cabbar kaçırdı. Bir dakika. Baba ben Seyfi. Silivri'deyim. Damat yanımda. Yürüyün. Gidiyoruz. Ulan şerefsiz! Hep kaçınıp duruyorsun be! Sana kaç kere nasihat ettik ulan! Erkekliğin şerefini de iki paranı çektin! Rezil! Ah! Affet kayınço! Ama ben hiçbir şey yapmadım ki! Benim hiçbir suçum yok! Kes tamam! Kes! Baba, senden habersiz bacın Zeki'den iş kabul ettiğim için kusura bakma. Lakin haberim var biliyordu. Aslında bacın Zeki'yi kimse kaçırmadı. Uyanık Zeki'ye! Kendi kendine kaçırdı. Aklı sıra bize yutturacak. Ağam, yanındaki kadın kim biliyor musun? Otelde tanıştığı bir sokak şırfıntısı. Charlie Bey, sen sus. Bu sefer gözümden düştün. Seyfi olmasa Zeki bizi parmağında oynatacaktı. Haklısın. Bana sorarsan onları burada bekleyelim. Öyle yapacağız Charlie Bey. Sabredeceğiz. Sabreden derviş muradına ermiş. Abim burada gel kaçalım. Fırla koçum. Oğlum sen git arabayı hazırla. Elini çabuk tut sallanma. Hadi. Yakalattığında ne oldu? Şimdi geliyorum yanına. Deli kız. Ayıp be ayıp. Abim olacaksın. Benim gibi kadına yapılır mı bu? Bilirsin severim seni.
Fakat dili bozuklu gidip kafamı bozuyorsun. Yazık değil mi çocuğa? Enişte! Yaklaş ulan! Yemeyiz. Öp kocanın elini. İstemem. Şeytan görsün yüzünü. Nelenmiş kız? Eniştemiz yumurta gibi çocuk. Eniştesine vur, lokmasını al. Zekiye gel beni dinle. Bundan daha iyisini bulamayız. İstemem be. Böyle koca olmasın daha iyi. Pis tanfara. Ağız müsveddesi. Kendini bir şey sanıyor. Ama dün gecesi ceketinin cebinde bulduğum fotoğraf aklıma geldikçe tam beynime sıçrıyor. Dur. Kim ulan o kadın? Hangi kalta? Konuşmalar söyle. Bırakın be. Ayak bak beni. Ben masumum. Hiçbir kadınla ilişkim yok. Zekiye uyduruyor. Madem öyle. Şimdi o fotoğrafta kadın. İnan hiçbir suçum yok. Seyfi Beyciğim, rica etsem şu kadının resmini gösterseniz. Seyfi, nedir bu iş? İşte bu kadın. Vallahi bu kadını bir yerden gözüm ısırıyor ama... Benim de gözüm ısırıyor. Bir bakalım şuna. Zekiye, bu sensin be. Vallahi sensin. Ben miyim? Zekiye, gıcık etme beni. Bu kadın sensin. Sahibi, bu benim vallahi. Aha, evet sensin vallahi. Seni doktora götüreyim. Gözüne gözlük al Zekiye. Bu böyle olmuyor. Kusura bakma kocacığım. Bazen böyle oluyor. İçimdeki ses şey diyor. Manyaklaşıyorsun Zekiye. Manyaklaşıyorsun. Bu son olsun. Öp fukaranın elini. Ha? Hiç olur mu baba? Karım benim kraliçemdir. Ben onun elini öperim. Bravo valla. Erkek dediğim böyle olur. Bence de. Hadi beyler. Evli evine, köylü köyüne. Gidiyoruz.